Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle kitaplarımız için organizerler öreceğiz. Çok kolay bir yöntemle yapacağız bu işlemi. Öncelikle şöyle bütün olarak göstermek istiyorum. Yapacağımız işlem kitabımızın boyutuna göre değişebilir. İstediğimiz gibi kullanabiliriz. İstersek gözlüklerimizi takabiliriz. İstersek hani gözlüklerimiz için bir kılıf olmuş olur. Hem kalemlerimizi, not aldığımız kağıtları istediğimiz gibi kullanabiliriz biz bu çalışmayı. Şöyle uzaktan yaptığım için kamerada görünsün diye biraz zorlandım ama çıt çıtlar dikerek önlü arkalı korumayı da sağlıyoruz. Mesela kalemimi koyabilirim kütüphaneye gidiyorsam. Not almak için küçük kağıtlarımı koyabilirim ya da bir yere geziye gidiyorumdur. Bu şekilde organize edebilirim. Sonrasında istersem yine gözlük kullanıyorumdur. Gözlüğümü koymak için çok kolay bir şekilde organizerler örebiliriz. Bu şekilde öreceğiz. Boyutunu istediğiniz gibi örebileceksiniz. Şöyle göstermek istiyorum ben. Önce sadece boşken santimetre cinsinden göstermek istiyorum arkadaşlar size. Ben boy olarak şöyle boy olarak ben 14 15 15 Evet 15 15 buçuk santimetre çalıştım. Boyu istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Örerken anlatacağım. En olarak da yaklaşık 7 7 buçuk santimetre çalıştım. Dediğim gibi istediğiniz gibi uzatabilirsiniz. Şimdi Şöyle kitaplarımı kenara alayım. Kitaplarımı kenara aldıktan sonra buradaki e, bağımızı da istediğimiz gibi uzatıp kısaltabileceğiz. Bunu da göstereceğim. Şöyle kenarda kılıfım görünsün istiyorum. Kitap organizeri ama ben her türlü kılıf olarak, çok amaçlı kılıf olarak da ördüm. Gerçekten elimizdeki ipleri de değerlendirip çok hoş hediyeler yapabiliriz bu şekilde. Şimdi arkadaşlar öncelikle koton ipler kullandım. Koton ipler kullanarak hem de tüylenmeyi engelledim. Ben ip olarak spagetti yarından aldığım silim koton plasiplerini iplerini kullandım. Şöyle ikinci rengimi de göstereyim. O kadar güzel renkleri var ki Spagetti Yarn'ın Slim Cotton Plus'ın. Yani e, gerçekten derya deniz. İstediğiniz renge ulaşabilirsiniz. E, Slim Cotton Plus özellikle çok kaliteli. Ben çalışmalarımda çok yer veriyorum. Çanta çalışmalarımda, kıyafetlerde. Gerçekten Spagetti Yarn bu konuda çok başarılı işler yapıyor. Ben de çok memnunum. Eğer siz de indirimli olarak yaklaşık 2 ya da 3 ipiniz indirimli gelecek. Ee, sizde alışveriş yapmak isterseniz spagetti yandan indirimli olarak takipçilerime özel indirim kodundan faydalanabilirsiniz. 500 TL'lik alışverişlerinizden 60 TL indirim kazanmak için bir sepet indirim kodunu kullanmanız yeterli arkadaşlar. Şimdi ben bu tığ için 3,5 milimetrelik bir bu ip için 3,5 milimetrelik tığ kullandım ama şimdi arkadaşlar bir şey söyleyeceğim santimetre cinsinden de verdim. Nasıl örüleceğini gösterdiğimde de şunu fark edeceksiniz. Her iple, her tığla örülebilir. Elinizde ip vardır, tığ vardır, onunla da örebilirsiniz. Yani illa bunlar olacak diye bir şey yok. Örmek istiyorsanız elinizde ne varsa bu çalışmamı rahatlıkla örebilirsiniz. Evet arkadaşlar, çalışmamıza geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açarak yeni videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar, bin beğeniye beraber ulaşalım. Ee, bir beğeniye siz yaptıktan sonra bin beğeni de üzerine gelecektir. Bin beğeniye beraber ulaşalım arkadaşlar. Ördüklerinizi bir sepet yumak kroketin tasarımıdır diye Instagram'da paylaşmayı unutmayın. Onun dışında siparişlerinizi ekleyebilirsiniz bütün çalışmalarımı ee, YouTube kanalımda da reklamınızı yapabilirsiniz yorumlarda sipariş alacağınızı belirtebilirsiniz tamamen özgür bırakıyorum bu konuda takipçilerimi. Evet arkadaşlar, hazırsak başlayabiliriz. Evet arkadaşlar, şimdi ben her iki çalışma içinde 10 tane zincirle başlıyorum. 10 zincir. İstediğiniz kadar zincir çekebilirsiniz. Mantığını öğrenince çok rahatlıkla örebileceksiniz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 zincir gözlük için yeterli oluyor, kalemler için yeterli oluyor. Siz daha da büyük yapabilirsiniz. Mesela 10 zincir değil de 20 zinciri de yapabilirsiniz. Telefonunuzu takabilirsiniz buna. Çok fazla büyütebilirsiniz bunu. Tamamen size kalmış. Sayısalı 10 zincir yeterli. 1 2 3 10. zincire batıyorum. 1, 2, 3. 10. zincire batıyorum. Sonradan çektiğim 3 zincir bir trabzan edecek. Tığımın başına ipi doluyorum. Ve 10. zincire batıp bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şu biraz yakınlaştırmak istiyorum. Evet devam ediyorum. Aynı yere bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. 3 tane trabzan oldu. Bir zincirin içinde 3 tane trabzan oldu. 10. zincirin içinde. Yanındaki zincire batıyorum. Zincirin içine giriyorum arkadaşlar. Bir tane ikil trabzan yapıyorum. Yanındakine biraz uzaktan ördüğüm için net göremiyorum. Kamerada güzel görünsün diye. Ben uzaktan örüyorum. Her zincirin içine Birer tane ikili trabzan, e, ikili trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Her zincirin içine birer tane ikili trabzan yapıyoruz. Devam ediyorum. Ve sona geldim. Evet. Tüm başına ipi doluyorum. Sondaki trabzanı yaptığım bu zincir var ya. içine 3 tane ki trabzan yapmam lazım. Burada da 3 tane vardı. Buraya da 3 tane yapmam lazım. Bir tane hali hazırda var. Yanına bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Düzgün yapayım. Bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Yani 3 tane ikili trabzan yapmış oldum sondakine. Tığımın başına ipi alıyorum. Bu üçü atladım. Hemen yanında tek var trabzan. Onun karşısına bir tane trabzan yapıyorum. Yanındakine. Her trabzanın karşısına yapıyorum. Her kır trabzanın karşısına yaparak dönmüş oluyorum arkadaşlar. Bu şekilde tabanı örüyoruz. Her iki motifimde de taban bu şekilde oluyor. Devam ediyorum. Sondakine geldim. Bakalım. Hepsinin karşısındakine yapmışım. Şimdi geldik buraya. İlk yaptığım trabzan tepesini tepesine batıyorum. Ve birleştiriyorum. Şimdi arkadaşlar. Burada bir tane atladım mı diye bakıyorum ama bakıyorum. Şurada bir boşluk oluşturmuşum. Atladım mı diye bakayım atlamamışım. Şurada sıkıştırdığım için böyle olmuş. Tamam problem değil. Şimdi arkadaşlar herhangi bir trabzan aman atlamayalım. Geri dönmek zorunda kalırız. Ya yani sökeriz az bir trabzan sayısı var zaten. Koton ip olduğu için zaten biraz hafif de bol olur. Şimdi arkadaşlar. Önce bu motifimde üst sıraya nasıl geçtiğimi anlatacağım. Sonra bu motifimi çalışacağız. Bunu bu daha basit gelecek size. Bu biraz daha karmaşık gelecek ama bunun iki sırasını örelim. Sonra buna dönelim. Şimdi beraber ilerleyelim. Aynı taban burada oluyor. Şimdi bir zincir çekiyorum. Buradaki trabzanın tepesine yani zincirin olduğu trabzan tepesine batıyorum. Bir tane ikil trabzan yapıyorum. Yanındaki trabzan tepesine bir tane ikil trabzan. Artık her trabzan tepesine bir tane ikil trabzan yapıyorum arkadaşlar. Tek yaptığım işlem bu. Her trabzan tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Böyle beraber ilerleyelim bu sırayı. Elinizde olan ipleri değerlendirebilirsiniz. Yuniple de örülür. Daha küçük olur, o yüzden daha fazla zincir çekmeniz gerekiyor tabanda. Ama aynı sistemi uygulayacaksınız. Köşelerde 3 tane trabzan olacak. O şekilde ilerleyeceksiniz arkadaşlar. Evet. Devam ediyorum. Sona kadar. Geldim. Son trabzan tepesine. İlk yaptığım trabzan tepesine Batıyorum, tek seferde birleştiriyorum. Arkadaşlar ikinci sırayı ördük, üçüncü sırayı da örelim, sonra bu motife geçeceğiz. Bakın bunu örüyoruz, bunu ördük, ikinci sıradayız. Bu kolay. Bir zincir çekiyorum, yine aynı trabzan tepesine batıyorum, bir tane ikili trabzan yapıyorum, devam ediyorum, üçüncü sırayı da bütün trabzanlara bata bata ilerliyorum. bu şekilde sona kadar gidelim. Şurada birleştirmeyi bir daha göstereyim. Üst sıraya geçmeyi bir daha göstereyim. Sonra bu motife geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi sona kadar ikili trabzanlarımı yaptım. İlk yaptığım trabzan tepesine batıyorum. Tek seferde ipimi alıyorum. Çekiyorum. Bir zincir çekiyorum. Tığımın başına ipi doluyorum. Aynı yere batıp düzgün batayım. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Ve devam ediyorum. Bu şekilde örüyoruz arkadaşlar. Bu motifi. Bu çok kolay. Bu şekilde örelim. Şimdi bu motifimize geçeceğim. Taban aynı demiştim. Burada sökerek ilerleyeceğim. Hatta tabanı bir daha örmeyeceğim. Aynı tabanı ördük. Aynı tabanı ördükten sonra şimdi ne yaptık? Birleştirmeyi yaptık. Aynı taban örüldükten sonra birleştirme yaptık. Bir zincir çekiyorum. 2. zincir. 3. zincir. Bu trabzanın yani 3 zincir çektiğim trabzanın Tepe noktasına batıyorum. 2. ikili trabzanım. Tepe noktasına aynı yere batıyorum. 3. ikili trabzanım. Tığımın başına ipi doluyorum. 2 tane trabzan atlıyorum. üçüncüye batıyorum. bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yine aynı yere ikinci ikili trabzanım. Yine aynı yere 3. ikili trabzanı bu motifi örüyoruz. 2 trabzan atlıyorum. 3.ye batıyorum. 1 2 ve 3 2 trabzan atlıyorum. 3.ye batıyorum. 1 2 ve 3 2 trabzan atlıyorum. 3.ye batıyorum. 1 2 ve 3 İki trabzan atlıyorum. Üçüncüye batıyorum. Bir. 2 3 2 trabzan atlıyorum. Üçüncüye batıyorum. Yeni başlayanlar için sık sık tekrar edeceğim arkadaşlar. Sonrası kolay zaten. Şimdi kaldı burada. Benim elimde 3 tane trabzan. Sondayım ya 3 trabzan kaldı. Hiç problem değil. Bir trabzan atlıyorum. ikinciye batıyorum ikinciye battım 1 2 ve 3 şimdi birleştirebilirim buradaki ilk trabzan tepesine batıyorum ve birleştiriyorum birinci sıramız tamam arkadaşlar şimdi yukarı çıkacağım 1 2 3 önümde 3 tane kil trabzan var boşluğa batıyorum buraya batmıyorum herhangi bir şekilde buradaki boşluğa batıyorum. 1 2 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar boşluğa batıyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar boşluğa batıyorum. Farkındaysanız hep 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Evet arkadaşlar. Bu şekilde sona kadar örelim beraber. Hep boşluğa batarak ilerleyeceğiz. Sonda birleştirmeyi göstereceğim. Bütün boşluklara 3 tane kil trabzan yapıyorum. Şimdi geldim sona. Sona geldim. Burada bir tane ne var? Trabzan var. Şimdi boşluğa batıyorum. iki tane trabzan yapıyorum. 1 2 Buradaki 3 zincir bir trabzandı. Bunun tepe noktasına batıyorum ve şöyle güzel batayım. Battım ve tek seferde çekiyorum, birleştiriyorum. 1 2 3 3. sıramızı ördük. 1 2 3 tane zincir çekiyorum ve Önümde boşluk var. O yüzden boşluğa batıyorum. İkinci ikili trabzanım boşluğa batıyorum. Üçüncü ikili trabzanım. Üç zincir hep bir trabzan ediyor. Bütün boşluklara batayım. Ve üç tane ikili trabzan yapayım. Evet arkadaşlar sonda buluşalım. Evet arkadaşlar sona geldim. İlk yaptığım trabzan tepesine batıyorum ve tek seferde çekiyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Önümde boşluk yok. Önümde trabzanlar var. O yüzden direkt trabzana atlıyorum. Boşluk olsaydı ne yapacaktım? 2 tane daha ikili trabzan yapmış olacaktım. 3 zincir çektikten sonra. Evet arkadaşlar bu şekilde örüyoruz. İstediğimiz kadar boyutunu uzun tutabiliriz. Uzunluk bize bağlı. Bu şekilde örelim bakalım kaç sıra öreceğiz. Evet arkadaşlar 13 sıra ördüm. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 13 sıra ördüm. Şimdi kapak kısmını öreceğiz. Kapak kısmını örmek için aynı şekilde bu Motifle de kapak kısmını düz olarak örebilirsiniz. Sadece ikili trabzanlar yapacaksınız. Mantık aynı. İkili trabzanlar burada. Buradaysa bu motifi uygulayacaksınız. Eğer ki bunu ördüyseniz yani düz trabzanlar örerek gittiyseniz düz ikili trabzanlar yapıp üst sıraya geçeceksiniz. Ama bu motifle ördüyseniz de ne yapacaksınız? Beni izleyin arkadaşlar. Şimdi ben buradayım. Arka taraf kapak olacak. Şimdi buradaki trabzana yandaki trabzana kaydırma yapıyorum. Yandaki trabzana batıyorum tepesine kaydırıyorum. Yanındakine batıyorum ve kaydırıyorum. Tamam benim için yeterli. Boşluğa denk geldim. İki tane kaydırma yapıp boşluğa denk geldim. Bir, iki, üç tane zincir çekiyorum. Buradaki boşluğa üç tane ikili trabzan yapmış oluyorum. Yanındakine batıyorum. Bir, iki, ve 3. Yanındakine batıyorum. 1, 2 ve 3. Şöyle bir bakıyorum. Evet kapağım için ilk sıram yeterli. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Ve aynı motif uygulayacağız. Boşluğa batıyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Eğer ki düz örseydik, dümdüz ördüğümüz için 9 tane trabzan yapacaktık. Trabzanların tepesine arka bölüme üzerine de 9 tane üzerine de 9 tane yetecekti. Ama şimdi biz motif ördük ne yaptık? Her boşluğa 3 tane iki trabzan yapıyoruz. Burada sona geldim. Sona geldiğim için ilk trabzan buradaki ilk trabzanın yani bana göre son olan trabzanın tepe noktasına batıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Burada da boşluk oluşturuyorum. 1, 2 3 tane zincir çekiyorum döndürüyorum ve boşluğa batıyorum 2 i̇ki tane ikili trabzan yapıyorum burada kaç sıra örmek isterseniz örebilirsiniz arkadaşlar tamamen size kalmış kapağın uzunluğu da son boşluktayım 3 tane ikili trabzanımı yapayım şöyle bir bakalım Evet kapağım yeterli. Şöyle baktığımda yeterli kapak benim için. O zaman burada ipimi kesebilirim. Bir zincir çekiyorum. Ve ipimi kesiyorum arkadaşlar. Kapak hazır. Bu ipi buraya saklayabilirim. Ya da iğne iplikle ne yapabilirim? dikebilirim. Ben şimdi de zincirleri e, trabzanların içine onu gizledim. İstersem onu oraya dikebilirim de. Daha sağlam dursun sökülme yapmasın diye. Kapağımız hazır arkadaşlar. Şimdi bu sistemi yapacağız. Düğmeyi dikeceğimiz bölüm uzunluğu ve alt kısım uzunluğunu düğme iliğini yapacağımız kısmı yapacağız. Çok basit böyle karmaşık gibi gelebilir ama inanılmaz basit bir sistemle bunu öreceğiz. Kenarda kalsın. İki parça öreceğiz bu arada. Tığıma ipi doladım. Çektim. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim arkadaşlar. 5 zincir şöyle kenar sabit şöyle bakayım ki evet net görünüyor. 5 zincir çektim. 1 zincir çekiyorum. Beşinciye batıyorum. Battım. Bir tane sık iğne yapıyorum. Yanındaki zincire batıyorum. Bir tane sık iğne. Yanındakine batıyorum. Bir tane sık iğne. Yanındaki bir tane sık iğne. Yanındaki bir tane sık iğne, bir tane sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Döndürüyorum. İkinci sıradayım. İlk yaptığım, son yaptığım diyeyim bana göre ilk olan Sık iğnenin içine batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Her sık iğnenin içine batarak sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar buradaki ilk sık iğnenin içine batarak sık iğnemi yapıyorum arkadaşlar. Bundan iki parça öreceğiz. Yani iki parçayı da beş tane neyle başlayacağız? zincirle başlayacağız. Altı ile başladıysak altı, yedi ile istersek yedi. Ama bu boyut yeterli. Beş tane daha bu yeterli. O yüzden beş zincir yaptım. Sona geldiğimde dönüyorum. Ve tekrar her sık iğnenin içine batarak ne yapıyorum? Sık iğnelerimi yapıyorum. sona geldiğimde de bir tane zincir çekip keseceğim. Bu kadar basit. Arkadaşlar bakalım kaç sıra öreceğiz? Bunu iki parça öreceğiz demiştim. Bakalım kaç sıra öreceğiz? Sonda buluşalım. Bu şekilde örüyoruz. Evet arkadaşlar, bir parça ördük. Bunun santimetresini vereceğim. Şimdi bu bu parçayı ördük. Ne yapacağız şimdi? Düğme iliği açacağız bu sıramızda. Bir tane zincir çektim yine. İlk trabzanı her zamanki gibi battım. Bir, bir sık iğne yaptım. İlk sık iğneye batıp. ikinciye de battım. Ne yaptım? İkinci sık iğnem. Bir, iki, üç, dört tane zincir çekiyorum. Bir tane sık iğne atlıyorum. Yanındaki sık iğneye batıp bir tane sık iğne yapıyorum. Yanındakine batıyorum ve sondakine bir tane sık iğne yapıyorum. Bakın düğme iğneyi açtık. Şimdi son sıramızı öreceğiz. Bir zincir çekiyorum. Burada iki tane sık iğne var. Dolduruyorum onları sık iğne yaparak. Şimdi bu iliğin içine de iki tane sık iğne yapıyorum. Bir, iki. Sondaki sık iğnelerin içinde de dolduruyorum. Ve bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Hep bir zincir çekiyoruz arkadaşlar güvenlik zincirlerini atlamayalım. Şimdi santimetre cinsinden şöyle bir vereyim. İstediğiniz kadar uzun ya da kısa tutabilirsiniz. 15 santimetre normalini örmüşüm. İlikli olanı da şöyle göstereyim. Yine 15 santimetre örmüşüm. Yani aynı arkadaşlar. Şimdi yapmam gereken işlem. Bir tanesini bu kısma dikeceğim. Bir tanesini de bu kısma dikeceğim. Beraber dike, dikelim şimdi ben iğne ipliğimi alayım. Evet şimdi önce düğme iliği olanı aldım. Düğme iliği bu tarafta. Şimdi arkadaşlar şöyle kapattığımda nerede olmak zorunda? Sırt kısmında olmak zorunda. Buraya bunu taktım. Şöyle ters alayım. Tam ortalıyorum. Tam ortaladım. Ve normal sanki elbise diker gibi buraya ne yapıyorum? Tam ortaya dikiyorum. Pembe ipiniz varsa daha iyi olur. Tabii benim pembe ipim olmadığı için size göstermek için iğne ipliğimle bu şekilde çalıştım. Yine arka tarafa sabitledim ve ipimi kesiyorum. Sırt kısım böyle arkadaşlar bu böyle kalıyor. Şimdi yine iğnemi ipliğimi ayarlayayım. Alt kısmından dikeceğiz. Şöyle bir bakayım kamera nasıl görünüyor net görünüyor. Şimdi Bu trabzan alt kısmın trabzan bölgesinin en son kısmına gelelim. Tutalım. Kendi yöntemimizde dikeceğiz arkadaşlar. Tamamen bize kalmış dikme işlemi. Ben pembe ipim olsa daha güzel olurdu ama beyaz ip ile bu kadar yapabildim. Siz hangi renk örüyorsanız o rengi, renge göre ayarlayabilirsiniz. İçten şöyle son trabzanı da bağlayayım. Evet. Güvenliğimi yapayım. Ve ipimi Keseyim. Şimdi arkadaşlar diyeceksiniz ki her yerden ipler geliyor. Şimdi bu ipleri istediğimiz gibi saklayabiliriz. Ince bir tığ ile. Benim şu an ince tığım yok yanımda. Buraya dikebiliriz de, bu şekilde dikebiliriz de. Ben bunları tığla beraber saklayacağım, buradakileri de saklayacağım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir tutalım. Burada ilik varsa burada da düğmem olacak. Buraya düğmemi takacağım ve buluşacağız. Evet arkadaşlar, kalpli motifimi de ne yaptım? Kapağına diktim arkadan. Düğmem de tamam. Artık kılıfım hazır. E, bu kalpli motif ve bütün motiflerim için şöyle bir cüzdan çalışması yapmıştım. YouTube kanalımda videolar bölümünde mevcut. Açıklama kısmında linke de koyacağım bu kalp ve kurdele yapımımı. Oradaki linkten izleyebilirsiniz. Cüzdan çalışmamda linklerini ve açıklamasını yaptım. Linki de açıklama kısmına ekleyeceğim arkadaşlar. Şöyle kenara alalım. Buradaki çıt çıtlar için bilgi vereceğim birazdan. Şöyle kitabımıza nasıl takacağımızı göstereyim. tamamdır. Artık kılıfımız hazır. Çıtçıt çıt için bilgi vereceğim şimdi. Evet arkadaşlar, şöyle küçük çıtçıtlarım var. Spagetti yerden aldığım. Böyle birbirine geçirilmeli çıtçıtlar. Buraya da diktiğim gibi aynı şekilde ortaya dikebilirsiniz arkadaşlar. Nasıl dikiliyor? Burada küçük delikleri var küçük küçük dört tane deliği var. O deliklerden aynı düğme dikermiş gibi dikebilirsiniz arkadaşlar. Evet tatlı çalışmamı bitirdim. Buraya kadar geldiyseniz videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone olarak yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.